kaderden bahsetmek istiyorum mesela. İmanın şartlarından birisi mesela kader ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Ben de zaten ona inanıyorum. Hayır ve şer, evet. Evet ve fakat bazen hani derler ya, normalde hani kader verilmiş tabii ki ama sizde Allah da akıl vermiş, bizim de çalışmamız gerekiyor. Bir yere kadar biz de kendi kaderimizi yani etkileyebiliriz. Şöyle bir kader çizgisi vardır, ben öyle düşünüyorum. Ama Allah da bize mesela bir akıl vermiş, biz de çalışacağız, çaba göstereceğiz. O yüzden nereye kadar kader aslında? Hani ben onu merak ediyorum. Nereye kadar kadercilik, kadere inanmak lazım? Senin bu soruyu sorman, daha annen doğmamışken sormuştun. Bütün detaylara sormuştun. Aynı mimiklerle, aynı şekilde harf harfine sormuştun. Daha sonsuz önce de bu bitmişti, bunu söylemiştin. Sonsuz evvelde de söylemiştin. Ve şu anda da söylüyorsun. Bilerek ve isteyerek söylüyorsun. Ama bak, daha annenin annesinin annesi doğmamışken bunun bütün detaylarını söylemiştin. Buradaki yazdığın yazılarda en ince detaylarına kadar, çektiğin şu tire harfine varıncaya kadar, tire işaretine varıncaya kadar kaderde yapmıştın sen onu. Tamamen her şey o zaman kader. Tabii. Şimdi böyle bazı kişiler var o zaman, hani onlar tam aslında Müslüman diyebilirim ama şöyle diyenler de var. Ben o zaman dersimi çalışmayayım, ben o zaman Allah'a dua edeyim, şey olsun, hani o zaman sınavım için mesela Allah'a dua edeyim iyi geçsin diye çalışmayayım. Ha, öyle olur mu? Tabii ki çalışacaksın ama hani olur mu, hani diyelim yapamadın, hani çok çalıştın ama bazen hani sınavı yine geçemedin. Ha, o zaman dersin ki demek ki o anda bir şeyler oldu, yine o anda yapamadım mesela. O zaman hani kader denilir ama hiçbir şey yapmasan o da olmaz. Ama o çalışma gücü isteği de mi kader? Yani karakter gibi, hani karakterler de oluşuyor. Yani karakter kader mi belirliyor? Karakteri de her şey öyle o zaman. Adam çıkıyor diyor ki, madem benim kaderimde diyor, üniversite imtihanını kazanırım diyor. Üniversite imtihanına da gitmiyor, evde oturuyor. Mesela Allah yazdıysa zaten kazanacağım diyor. Kazanamıyor. Evet. O da onun kaderindedir. Daha anne, babasından doğmadan o psikopatlığı yapmıştır. Yani o cins hareketi yapmıştır. O zaman peki şeye ne şimdi çıkıyorlar ya bazıları mesela %100 düşünce gücü vesaire. Evet. Onlar nedir o zaman? O zaman öyle bir şey yok mu? Hani enerji mesela ben dua ediyorum, hani pozitif olmaya çalışıyorum. Hani derler ya pozitif olmak, hakikaten pozitif olmak doğru bir şey bence. Ama hani dediğim gibi hani nasıl anlatsam... yani onların ne kadar dedikleri doğru oluyor. O mesela o Secret gibi şeyler de vardır ya, kitaplar vardır mesela. Hani Secret onlar... servis. Gizli mi demek? İnşallah. Onlar insanların zavallılığından kaynaklanan hareketler. Pozitif düşünce zaten Kur'an'ın emridir. Yani her şey olumlu düşünür. Hayra düşünür. Evet. Yorulur, evet. Yani şere yorulmaz, hayra yorulur. Ama işte ben biyo enerjimle etrafı sarmaya başladım bilmem ne falan. Enerji yaratan da Allah'tır. Yani onun kendisine has bir özelliği yoktur. Hayır, mümkündür mesela, dokunur. Hakikaten Allah ondaki o enerjiyi vesile eder. O kişiyi tedavi eder. Ama onun kaderindedir. O Allah'ın yaratmasıyla olur. Yani onun müstakil bir gücü olmaz. Yani insan her ne yaparsa yapsın. Mesela Darwin, Marx, Firavun, Nemrut. Bunların hepsi daha dünya yaratılmadan vardı bu kişiler. Yani Darwin bir gün kafasını esip de o kitabı yazmaz. Allah'ın kaderde yaratması olduğu için yapar onu. Yani her mesela Firavun'una ihtiyaç vardır. Mutlaka Firavun'un yaratılması gerekir. Yoksa Musa olmaz. Musa ile Firavun'u aynı anda Allah yaratıyor. Yani Firavun çıkıyor da ihtiyaçtan kaynaklanıp o anda birdenbire Musa oluşmuyor. İkisi aynı anda bütün olarak yaratılır. Yani iki tarafın orduları da aynı anda yaratılır. Yani Müslümanların gücü de, karşı tarafın gücü de aynı anda yaratılır. Şimdi mesela ahir zamanda Deccal ve Mehdi aynı anda yaratılıyor. Yani Deccaliyetin tahribatı, Mehdiyetin onu yenmesi. Yoksa Mehdi normal adetullah içerisinde yenemez. Yani mesela Musa'nın kaçıyorlar Müslümanlar onlardan, Firavun'un ordusundan. Normalde yakalar Firavun ordusu, yani onlar için en kolay iş. Yani piyade yürüyerek giden insanlar bunlar. Gece de gitse, gündüz de gitse atlı arabaları var. Anında yakalarlar.
Ama kaderde Allah onları yakalanmayacak şekilde yaratmış. Mesela deniz çekiliyor, yarılıyor deniz. Onlar geçiyor. Kaderde bu. Yani o anda aklına gelen pratik bir çözüm değil Hazreti Musa için oluşturulmuş. O anda Allah'ın birden haşa aklına gelmiş bir şey değil. Sonsuz evvelde o deniz zaten yarılmış. Denizin yarılması şu anda da Allah'ın katında hazır durumda. Mesela Firavun ve Musa'yı biz göremiyoruz. Firavun ve Musa'yı şu an Allah görüyor. Şu an sağlar. Peygamberimiz sağ şu an. Mesela hicret yapıyor Müslümanlar aynı anda şu an. Yani bütün anlar Allah'ın katında hazırdır şu an. Anların bütününün birleşmesine zaman meydana gelir. Her anı Allah yaşar. Her an. Yani önceden her şey bellidir. Tabii. Ama o zaman Allah bu savaşları bu kadar şeyi neden çektiriyor diyor bazen kendime sorduğum oluyor. Hani neye o zaman neden yapıyor bunu Allah'ım diyorum ya bazen hani neden? Hani nedeni var tabii kendine göre biz onu bilmiyoruz, biz anlamıyoruz. Eğer hani bu, ceza da veriyor ya Allah hani diyoruz ya ceza da veriyor. Hani Allah ceza verdi deprem mesela depremler oluyor vesaire. O zaman onlar ama önceden biliyor muydu bunun öyle olacağını o zaman ona göre mi ceza veriyor? Nasıl bunları nasıl birleştireceğim? Tabii her depremin saati dakikası saniyesi daha dünya yaratılmadan bellidir. Deprem mekanizması Allah tarafından özel yaratılır. Harika da deprem yapısı. Yani koskoca kitlenin ileri geri gitmesi çok acayip zaten. Yani deprem mesela direkt çökebilir bir yere, aşağı inebilir. Beşik gibi sallıyor Cenab-ı Allah. Yani bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Yani muntazam aralıklarla sallıyor. Ve çok kısa sürdürüyor. Allah istese mesela çok uzun sürede sürdürebilir. Çok şiddetli de yapabilir. Tek bir hareket olarak da yapabilir. Mesela ani bir çökme olur, bir kere olur çökertir. Öyle yapmıyor. Yani uyarıcı mesela hep düşük dozda çok sık deprem meydana gelir, az az. Hep her seferinde insanları uyandırır o. Yani dikkatini çeker depremlerin üstüne, dikkatini çeker. Mesela ahir zamanda depremler artacak diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi zamanında. Kader de belli. Birden o depremden çizelgesi var mı sende? Var. Aniden 1980 yılından itibaren depremlerde ciddi bir artış var. Özellikle 99'da ani bir yükselme oluyor. 99'da böyle tavan yapıyor adeta ve tırmanıyor. Dünya tarihinde görülmemiş derecede bir depremlerde artış var şu an. Kaderde böyle olduğu için. Bak 1400 sene öncesinden yer kabuğunun hareketini nereden bilsin peygamberimiz? Kaderde olduğu için Allah'a öyle söylediği için, vahiy de bildirdiği için söylüyor. Ve aynen dediği gibi çıkar. Yani tek tek aynısından çıkmış oluyor.